Mutfaklar kanalıma yeniden hoş geldiniz. Bugün sizlere çok pratik ve bir o kadar da lezzetli kurabiye tarifim var. Çok az bir malzeme ile tam 65 adet yapabileceğiniz bir kurabiye tarifi. ...125 gram margarin üzerine 1,5 çay bardağı sıvı yağ alıyorum. Bu arada beni unutmayalım. Daha sonra içerisine 1,5 çay bardağı şeker ekliyorum. Şimdi içerisine 1 adet yumurta ekliyorum. 1 adet vanilin. 1 adet kabartma tozu. Yarım çay bardağı nişasta, mısır ya da buğday hiç fark etmez. Ve şimdi küçük küçük doğranmış olan 10 adet kuru incirleri ekliyorum. Tüm bu malzemeleri iyice karıştırıyorum arkadaşlar. Margarin olduğu için çok fazla yoğurmanıza gerek yok. Hemen şöyle bir karıştırıp un ilave etmeye başlıyorum. Şimdi unu kontrollü bir şekilde ekliyorum. Toplamda 4,5 su bardağı un kullanıyorum. Ama unu kontrollü bir şekilde eklemenizde fayda var. Unun kalitesine göre bu miktar değişebilir. Son bardağınızı kontrollü bir şekilde eklemenizi tavsiye ederim. Ve margarin olan tariflerde hamuru çok fazla yoğurmayın. Ne kadar çok yoğurursanız o kadar fazla un kullanırsınız. Ele yapışmayan yumuşak bir hamur oldu arkadaşlar. Şimdi şöyle yuvarlak şeklinde şekil veriyorum ve fırın tepsimin içerisine yerleştiriyorum. Bütün hamur bitene kadar bu işleme devam ediyorum. Sizler dilediğiniz şekle verebilirsiniz. Kurabiyelerimin tamamı hazır. Önceden ısıtmış olduğum fırına alt üst kızarana kadar pişmesi için gönderiyorum. Şu an kurabiyelerim pişti ve hazır. İlk sıcağı çıktıktan sonra hemen servise alıyorum. Ve sizlere şöyle altının kızarmışlarını da göstermek istiyorum. Bu arada kanalıma hala abone değilseniz abone olarak bildirim zilini açmayı ihmal etmeyelim. Yepyeni tariflerden ilk sizler haberdar olabilirsiniz. Sizlerin desteği benim için çok önemli. Desteklerinizi bekliyorum. Bu kurabiye tarifini denemenizi tavsiye ediyorum. Aylarca saklama kablarının içerisinde dolapta beklese tazeliğini koruyan çok lezzetli bir kurabiye. Kurabiyem servise hazır. İncirli, çok lezzetli bir kurabiye oldu. Deneyecek olan arkadaşlardan yorum bekliyorum. Yorumlarınızı bizimle paylaşırsanız çok sevinirim. Sizlere hemen içinin pişmişliğini de göstermek istiyorum. Hiçbir şekilde hamur olmayan, ağızda dağılan kıyır kıyır bir kurabiye oldu. Umarım sizler için faydalı bir video olmuştur. Deneyecek olan arkadaşlara şimdiden kolay gelsin, afiyet olsun. Diğer tariflerde ve videolarda görüşmek üzere.